verdim. Daha ileride 8 milimle delikli bir onu da keserdi. Kolay bu. Ne çok ses çıkardı ne çok fazla. İki perde yapıyordu. O şekilde 188'i görüyorum. Osman amca... Deva boynu var mıydı? Abi he, Planet'in deva boynu var. Planet 5'in deva boynu. Osman amca ilk meze bindiğinde yıl kaçtı? Yıl kaçtı ilk meze bindiğinde? 91-92. İlk meze. Yani 30 senelik, 30 sene bir... İlk yani mezin değil mi? Evet. Kaç yıl bindin meze? Mez devri bitene kadar bindim. Uzun yıllarca bindin yani. Şu an yok, bilmiyorsun. Şu an... Gönlüm yine mezde. Temiz bir mez bulsam internetten bakıyorum ama kafama göre mez. Peki, mezde en yüksek gördüğün kilometre? En yüksek gördüğümüz kilometre 188. O zamanın şartlarına göre. Yıl kaç? 91-92. Kim yaptı oğlumun o zaman motorunu? Doğduğu... Motoru kim yapmıştı o zaman? Necdet Balabanoğlu işte Sağır ve Dilsizler Okulu'nun karşısında. Şu an Bodrum'da. Ben ona yaptırdım devamlı ama Cihan Usta'yı tanımıyordum o zaman. Evet. Abi. Cihan Usta da yabana atılacak bir insan değil. Evet kesinlikle. Çek Cihan Usta. Ama ben ondan başkasını hep yaptırmazdım. Devamlı o adam yapar. Peki Mez'le hiç kaza yaptın mı? Mez'le Tarsus'a giderken Aytaç'ın yarışını izlemeye gidiyorduk. Yabancı Aytaç Usta. İzzet Usta da arkamda geliyordu. Evet. Benim Mez 120-130'da gidiyordum. Önümde bir traktör gidiyordu. Traktör o zaman aynam yoktu. Yatıyordum ya motorun üstüne, ayna kullanmıyordum. Traktörü sollayacağım için arkama bakmam icap etti, araba geliyor mu diye. Arkama bakarken beraber motorun ön tekeri asfalttan aşağı düşünce Beydermenli giderken sağda en son petrolün kaya direğin dibinde evet. Kaya parçaları var. Büyük. Evet, evet. O kayalara bir vurdum. 2-3 apartman boyu havalanmışım. Pompacının önüne düşmüşüm bu kolumun üzerine. Evet. O zamanlar bu kol kırıldı işte. Platin attılar Seyhan Tarsus Devlet Hastanesi'nde. Ondan sonra kolumu sardılar. Bu uzun fosfojen arabalar yok mu Tarsus'a gidip gelen? Transporter. Onlardan geliyorum Tarsus'tan. Adama dedim dur. Sağa çekti petrolün karşısında. Durdum. İndim. Kaza yaptığım yere gideceğim. Pompacı dedi ki aha uçan dayı geliyor dedi. Öyle bir anımız oldu yani. Hadi uçan dayı oldu. Kol, abi mont var üzerimde. Havada uçmuşum, gelmişim adamın önüne düşmüşüm. O zamanlar trafik gelmiş işte motoru Yedem'in deposuna götürmüş. Oradan da bir daha evrak olmadığı için motoru alamadı, öyle gitti. Peki Osman amca, yani işte. Mez senin için nedir yani? Nasıl bir motor? Ben her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Büyük motordan sonra benim için Mez. Başka bir motoru tanımam. Bak büyük motordan sonra. Evet. Atikliği, gidişi, zaten orijinal bir mez, Gizerler'den Veysel derdi yok diye arkadaşım aldı. Evet. İskenderun'dan büyük motorların yarışını izlemeden geliyorduk. O da arkamda 140'ı görüyor. Orijinal. Başka 141 demiyor. 141. Şimdi biz bir motor yapacağız. Ustam Cihan bir motor yapacak. Evet. 251 Kenan arkadaşı yapacak. 251, 71 milim. Piston çapı. 71 milim, evet. Arka 18. Jant dişli 48, ön dişli de orijinali 41 oluyor, 251'de biz 42 yapacağız. 42 yani. Biz şunu söylüyoruz burada. Şunu söylüyoruz. 18-18, 251 orijinal mes. Yapı hiçbir gram, üst alt orijinal. Biz bu mesle bu ay içinde çıkacak. Bu mezle 170 göreceğiz. 170 kilometreler. 170. Can abi sürerse 170, 180, 175, 180. Farkındaysan az önce anlattım. Evet. 251 mezimle ben 301'i geçiyorum. Evet. 70,5 piston vardı. Şöyle başka 200, hiçbir şey yok. Osman amca 251 veya 301 ile yarıştığın bir anın var mı? Hani 301'i geçtiğin bir anın. Az önce anlattım ya bir saat önce. Evet. 2000 evlerin oradan girdik de hastaneler kavşağında. Tamam ben bunu şu an çekiyorum, sen şu an anlat bize, arkadaşlar da dinlesin burada izleyenler. Şimdi bu asker Mustafa var. Asker Mustafa bunun mezi 301. Evet. Senin dedi mez dedi 301'leri geçiyormuş dedi. Tamam dedim geçiyor. Yıl kaç? İşte aşağı yukarı 91-92 yıllar mı? 30 senelik mevzu. Evet. Girdik oradan. Az önce de anlatmıştım. Kalkışta debriyajı birden bırakmamdan dolayı hata yaptım.
önü sehpa kadar havalandı. Öyle olmasına rağmen bir motor boyu fark attı. Ondan sonra sildim. İki direk fark attı. Ondan sonra köprünün yanında durduk. Köprüyü geçecektik. Yarış bitiyordu. Köprüyü geçmeden durunca bir daha dedi. Bir daha gittik, aynı yerden geldik. Bu sefer daha çok fark attım. Yatmadım da oturarak yine geçtim. Kebabımı da yedim. Olay bu. Peki bu eskiden böyle mezleri denemek moda mıydı yani? Sende var, onda var. Hobi. Parasına değil. Evet. Hobi. Ha, hangimizin motoru daha güçlü, hangimizin motoru daha güzel gidiyor diye bir kompleks var. Arkadaşlar arasında. Dostluk çevresi içerisinde. Aynen, birbirimizi ne kırdık ne şey yaptık. Dostluk yeneksek de, geçsek de güzel bir dostluk çerçevesi içerisinde bir deneme yapıyordunuz. Aynen öyle. Yarış demeyeyim, aynen, deneme diyeyim. Osman amca, buradan meze binen arkadaşlara ne demek istersin? Videomuzu sonlandıralım. Buradan söylemek istediğin şeyleri meze söyle. Meze binen arkadaşlarıma başarılar dilerim. Kaza yapmasınlar. Rabbim korusun. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 250